Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Müşterimiz arka kapak ve ekranını kırmış. Ekran ve arka kapak değişimini yapacağız arkadaşlar. Arka kapaktan sökmeye başlıyoruz. Hafif bir boşluk bulup arka kapağımızı açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde arka kapağımızı alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tam şurada parmak okuyucu sensörü olduğu için birazcık dikkatli olmamız lazım. Yavaş bir şekilde arka kapağımızı alıyoruz arkadaşlar. Parmak okuyucumuzu çıkartıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar vidalarımızı açmaya başlıyoruz. Anakart koruma kapakçığımızı alıyoruz arkadaşlar. Batarya soketimizi ilk önce çıkartıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ara film frekimizi çıkartıyoruz. Bataryamızı kaldıracağımız için, çıkartacağımız için arkadaşlar batarya bantlarını çekiyoruz. Bataryamızın yapışkanlarını bırakması için kontak tüpüne sıkıyoruz arkadaşlar.
Arkadaşlar bataryamızı yavaş bir şekilde alıyoruz. Ekran flex'imizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Ekranımızı alıyoruz. Yavaş bir şekilde ekranımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Ekranı oturtacağımız çatımızın üzerine iyice arkadaşlar temizliyoruz. Yeni ekranımızı getiriyoruz arkadaşlar. Deneme amaçlı olarak bir kere ekranımızı takıyoruz arkadaşlar. Bataryamızı takıyoruz arkadaşlar. Cihazımıza görüntü geldi. Cihazımızın ekranı çalışıyor arkadaşlar. Tekrardan bataryamızı çıkartıyoruz. Ekranımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Ekranımızın üzerinde olan koruma bantlarını çıkartıyoruz arkadaşlar.
Yapışkanımızı sürüyoruz arkadaşlar düzgün bir şekilde. Dışarıya taşırmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Ekranımızı tekrardan yavaş bir şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Ve düzgünce oturtuyoruz arkadaşlar. Ekran soketimizi takıyoruz. Bataryamızı takıyoruz arkadaşlar. Ara fleximizi takıyoruz. Anakart koruma kapakçığımızı getiriyoruz arkadaşlar. Onu oturtuyoruz. Ve vidalarımızı takıyoruz arkadaşlar. Ekran değişmiş değil mi? Bu kadar arkadaşlar. Şimdi arka kapağın üzerindeki parçaları alıp arka kapağımıza aktaracağız. Ve arka kapak değişimini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar arka kapağımızı alıyoruz. Yavaş bir şekilde alttan bastırıyoruz. Arka kamera koruyucuyu alıyoruz arkadaşlar. Yeni arka kapağımızı getiriyoruz arkadaşlar. Yerine aynı şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Arka kapakta koruyucu olmasına rağmen arkadaşlar ekstra bir yapışkan kullanacağız. Daha iyi tutsun diye. Siz isterseniz kullanabilirsiniz, kullanmaya da bilirsiniz ama sağlıklı olması için kullanmanızı tavsiye ederim. Parmak okuyucu fleximizi takıyoruz arkadaşlar. Ve arka kapağımızı oturtuyoruz arkadaşlar. Arka kapak değişimi tamam arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.